Arkadaşlar merhaba, bir demiryolu istasyonundayız. Türkiye'de demiryollarını anlatacağız. Gördüğünüz gibi arkada büyük vagonlar var. Türkiye'de demiryolu daha çok büyük taşımacılığında kullanılır. Yolcu taşımacılığında pek kullanılmaz. Neden? Çünkü Türkiye'de her noktaya demiryolları ulaşmıyor. Türkiye'deki toplam demiryolu ağ uzunluğu 8000 kilometredir. Özellikle son yıllarda hızlı tren yapımına ağırlık verilmiştir. Yolcular neden demiryolunu kullanmıyorlar? Çünkü demiryolunda azami hız 50 kilometreye kadar çıkabiliyor. Türkiye'de demiryolu ağının olmadığı yerler sınavlarda soru olarak çıkıyor. Hangi yerler? Türkiye'nin köşeleri. Bakın özellikle Yıldız Dağları bölümünde Kırklareli'nin kuzeyi. Kırklareli ve Burgaz'da demiryolu var fakat Kırklareli merkezde yok. Muğla, Hakkari ve Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in hiçbir ilde demiryolu bağlantısı yok. Karadeniz'de hangi illerde var? Sadece Samsun ve Zonguldak'ta var. Akdeniz'de hangi illerde demiryolu var? Mersin, Adana ve İskenderun. Demiryolu limanlara ulaşıyorsa oranın cazibe özelliği artar, ulaşım potansiyeli gelişir ve hinterland daha geniş olarak kullanılır. Demiryolunda ne taşınır? Demiryoluna daha çok yük taşınır. Hangi yükler? Maden taşınır, inşaat malzemeleri taşınır, askeri mühimmat taşınır. Demiryolunda çabuk bozulabilecek ürünler taşınmaz. Taze sebze, meyve taşınmaz çünkü daha ağır bir ulaşım şekli olduğu için yolda bozulma riskiyle karşılaşır. Arkadaşlar demiryolu deniz yolundan sonra en ucuz ikinci ulaşım şeklidir. Türkiye'de demiryolu ağının daha uzun, daha uzak yerlere ulaşması gerekir ki bu ulaşım şeklinin daha çok kullanılması için diyorum. Coğrafya için eğitim her yerde. Hepinize selamlar gönderiyorum.